Peki Yalın'a bir gidelim. Taksim ve İstiklal Caddesi'nin simgelerinden nostaljik tramvayın yerine elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay geliyor. Tabii bu yeni nostaljik tramvayın özelliklerini Yalın Onat Ergör bize aktarsın. Yalın merhaba. Merhaba. Şimdi bizim o kartpostallardan tanıdığımız görüntü dijitalleşmeyle birlikte ardından artık sosyal medyalara yansıdı. O nostaljik tramvaydan bahsediyorum. Tabii kartpostal nasıl dijitalleştiyse o tramvay da giderek dijitalleşmeye devam ediyor. Bunu ne anlamda söylüyorum? Şimdi full bataryalı, tamamı bataryalı bir nostaljik tramvayın içerisindeyiz ama bu yeni modellerden, içi eski modeline sadık kalınarak yapıldı. Tabii yeni olduğunu nereden anlayabiliyoruz baktığımızda içinde? Hemen burada bulunan bu noktada. Bakın, çünkü burada büyük değişiklikler var. İçinde çok yoktu ama bu teknoloji o diğer tramvaylarda, nostaljik tramvaylarda yoktu. Yine aynalar burada elektronik oldu ve onlar da değiştirildi. Şu anda test sürüşleri yapılıyor. Test sürüşleri yolcularla birlikte yapılıyor. Yine büyük değişikliklerden biri aslında bu kapılar oldu. Çünkü buraya çok tutunanlar oluyordu. Asılarak gidenler oluyordu. Dolayısıyla da burada da bir değişikliğe gidildi. Kimse tutunmasın ve böyle yolculuk yapmasın, kaçak yolculuk diye. Tabii en önemli değişikliklerden birisi batarya sistemine geçilmiş olması. Şu anda bulunduğumuz noktada teller bulunuyor. Hemen önümüzde bir nostaljik tramvay daha var. O mesela tellere bağlı ve enerjiyi onunla birlikte alıyor. O enerjiyi onunla alıyor. Fakat bulunduğumuz tramvayda herhangi bir bağ yok şu anda üstümüzdeki elektrik telleriyle. Çünkü enerjiyi kendi bataryasından alabiliyor. Dolayısıyla da bunlara tamamen geçildiğinde, yani bütün araçlar bataryalıya döndüğünde bu tramvay hattında tamamen o İstiklal'deki o elektrik telleri de sökülecek ve sadece bataryanın enerjisiyle bu ulaşım sağlanacak. En büyük değişikliklerden biri bu oldu. Tabii dışı da aslında aslına sadık kalınarak değiştirildi. Aynı içinin değiştiği gibi tabii bir ilgi de var. Biz birkaç kişiyle konuştuk burada. Özellikle durakta bu tramvayın gelmesini bekliyorlardı. Yeni tramvayın gelmesini. İlk günden merak etmişlerdi. Tabii test sürüşleri hemen şöyle kapı açıldı. Bir dışarıdan da gösterelim size bahsettiğim noktayı. Bakın bu noktada aslında diğer tramvay üstte hemen birbirlerine bağlı. Bu da eski model bir tramvay. Ve buna baktığımızdaysa herhangi bir o katenerlerle bağlantısı bulunmuyor. Dolayısıyla da enerjisini bataryadan alıyor. 150 kilometre gidebiliyor batarya. Bu hattın uzunluğu da 1.4 kilometre. Yani hesaplandığı zaman da 100 sefer yapılabiliyor. Bu da 2 güne tekabül ediyor. Ortalama bir şarjla 2 gün boyunca batarya seferini tamamlayabiliyor. 2 gün boyunca o sefer yapılabiliyor tek bataryayla. Dediğim gibi tamamen buna geçildiği zaman şimdilik ilk etapta test sürüşü gerçekleşiyor. Test sürüşlerinin bitmesinin ardından da yine bir tane dahil olacak. Ardından da test sürüşleri bittikten, tepkiler alındıktan sonra da tamamen bu sisteme geçilecek ve şu anda üzerinde bulunan bu katener sistemi de tamamen kaldırılacak İstiklal Caddesi'nden ve tamamen biz bu trenleri görmeye başlayacağız. Tabii nostaljik tramvay diyoruz. Dediğim gibi eskisiyle de aslında onun modellenmesine de sadık kalındı. Çok benzer bir tramvay yapıldı. Yalın çok teşekkür ederim.